O halde bu ne demek oluyor? En'amte aleyhim, onlara en üstün nimeti, en yüksek nimeti vermişsin. Kim bunlar? Peygamberler. O halde öyle bir yola bizi sevk et ki, peygamberlerin tamamı o yolda yürüyor olsun ya. Ha. Kimin yolunu istiyoruz? Peygamberlerin üzerinde yürüdüğü yolu. 124 bin peygamberin üzerinde yürüdüğü yolu istiyorsun Allah'tan. Her gün, günde 40 sefer. Eğer Sure-i Fatiha'nın ne olduğunu bu millet anlasaydı kainata hakim olur. Ben hiç tahmin etmiyorum şurada bizi dinleyen ve şu anda hazır olan siz kardeşlerimin içinde Sure-i Fatiha'nın tefsirini, tamamını bir veya birkaç tefsirden okuyup gelen insanlar Fatiha suresinin tefsirini okuyan kaç kişi var desem zannediyorum çok az parmak kalkacak. Fatiha suresinin tefsirini okumadan hala bugüne kadar okumamışsanız dünyanın en büyük felaketi içindesiniz. Ve Müslüman olarak en büyük gafletin içindesiniz. Günde 40 sefer okuyacaksın, ne olduğunu bilmeyeceksin. Buna delilik denir. Ne söylüyorsun sen ya? Günde 40 sefer, belki ayrıca da daha başka sebeplerle okuyoruz. Cenaze sebebiyle, dua sebebiyle, her duadan sonra tekrar elimiz yüzünde düfa. Defalarca oku da bu surenin tefsirini okuma, bu bir felakettir. Bir kere bu felaketten kurtulmak lazım. Dünyanın Müslümanları evvela bu açıdan bir felaket içinde. Kur'an'ı anlamamak, Kur'an'ın tefsirini okumamak felaket içinde. İçinizde Kur'an, Sure-i Fatiha'nın tefsirini okumayanlar varsa haftaya kadar okumadıkça bu camiye gelmesin. Lebel bırakıyorum. Öyle tefsirler var. Seyyid Kutup merhumun, daha diğer Kulâsetül Beyan tefsirleri, hadislerle tefsir okuyun. Ama mutlaka bir Fatiha suresinin tefsirini okumadıysanız vallahi gaflettir, vallahi zillettir. Günde 40 sefer tekrar ettiğiniz bu 7 tane ayettir bu. Biliyorsun Fatiha 7 ayettir. 7 ayet. Bu ayetlerde ne oluyor, biz ne istiyoruz, Allah ne istiyor, biz ne istiyoruz, ne veriyor, ne alıyor, ne diyor? Uzatmayayım. Kendilerine nimet verdiğin insanların yolu, işte peygamberler. Sonra veliler, sonra malum işte diğer mertebeler, şehitler, sıddıklar, salihler vesaire.